Merhaba Haber Biraz izleyenleri, ben Erdem Papuçan. Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla yerinden takip ettiğimiz Money 2020 Europe etkinliğinden sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Yanımızda yerli girişimlerden biri olan Credia'nın hem kurucu ortağı hem de CEO'su olan Murat Çetinkaya var. Öncelikle merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Hemen şunu sormak istiyorum. Etkinlik sizin için nasıl geçiyor? Money 2020'den ne bekliyordunuz, neler buldunuz, onları öğrenelim. Tabii. Çok teşekkür ederim öncelikle röportaj için. Çok güzel bir etkinlik. İlk defa katılıyoruz Credia olarak. Bu sene Startup Akademi'den çağrıldık, davet edildik buraya. Bu da bizim için ayrı bir onur oldu. Çok güzel bir etkinlik. Çok kapsamlı. Her türlü fintech ve finansla ilgili bir sürü farklı etkinlik var. Paralel devam eden oturumlar var. Hepsine katılmak çok tabii güç. Ama kendi alanımızla ilgili olan özellikle kişisel finans yönetimi, kredi borçlanma üzerine olan sessionlar. Ve burada bazı çok önemli girişimler vardı. Onların kurucularıyla tanışmak istiyorduk. Tanıştık çoğuyla, çok mutlu olduk. Yani çok açık insanlar zaten, çok rahat konuşabiliyorsunuz. Onlarla ilgili şey yaptık, bazı fikir alışverişleri yaptık. Çok faydalı oldu bizim için. Hem tanışmak hem onlarla aynı şeyleri düşündüğümüzü görmek bizi çok mutlu etti. Peki, yani Web Brazil'de daha önce yer vermiştik aslında Credia'ya, ama bilmeyenler için Credia nedir, neler yapar? Kısaca onları da öğrenebilirsek. Tabii Credia daha çok kredi arayan ve kredi kullanan, hali hazırda ödemekte olan aslında bireyleri hedef alıyor. Biz Credia ile hem piyasadaki en iyi krediyi, size göre olan en iyi krediyi, sizin gelirinize, yaşınıza göre en iyi krediyi bulmanıza yardım ediyoruz. Hem de kredinizi öderken aslında kapatana kadar oluşan fırsatlardan faydalanmanızı sağlıyoruz. Şöyle fırsatlardan, faiz inince size haber veriyoruz, alarm kurabiliyorsunuz. Böylece kredi ödemeniz boyunca aslında daha az faiz ödeme şansınız oluyor. Böylece tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Peki son olarak da şunu sorayım. Credia'nın gelecek planları neler, ne gibi işbirlikleri yapmak istiyorsunuz, ne gibi hizmetler sunmak istiyorsunuz, onları öğrenin. Aslında biz ikinci ülke için ne yapabiliriz diye düşünüyorduk. Buraya gelmemizin en büyük şeyinin bir tanesi buydu. Yani buradan bir şey çıkar mı diye veya nasıl bir yol çizmek gerekiyor diye. Çünkü burada çok tecrübeli, birçok ülkede işleyen girişimler var burada. Benzer işleri yapan. Onlarla konuştuk, fikir alışverişinde bulunduk. Hani hem zamanlama açısından hem de hangi ülke gibi sorular vardı. Onları konuştuk aslında. Biz de şu an Türkiye'deyiz. Daha yeni başladık aslında. 1,5 senelik bir girişimiz. Ama çok hızlı ilerliyoruz. Şu an için aylık 100 bin kullanıcıya, aktif kullanıcıya vardık bile. Ama hedefimiz tabii çok daha fazlası. Çünkü Türkiye'de 20 milyon üzerinde kredi kullanıcısı var. O yüzden çok aslında büyük bir piyasa. İkinci ülke olarak da şu an birkaç şey gördük aslında. Aday ülke var. Onları değerlendireceğiz. Buradan aldığımız feedbacklerle, kontaklarla biraz daha devam edip konuşup. Tabii kolay bir karar değil çünkü bayağı bir şey var. Şu an bunları dönüşte düşüneceğiz, tartışacağız artık bakalım. Çok teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. Başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.